toplam bütçeye 1390 milyar Suriye lirası olarak kaydedildi. Sivillerin boşaltılmasının ardından ordu Muaddamiye kentine girdi. Suriye yurt dışına kaçırılan çok sayıda tarih eseri yurda geri döndürmeyi başardı. Suriye'nin başkenti Şam'dan iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkili bir kaynak, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin açıklamalarının Cenevre Konferansı'nı düzenlenmeden önce başarısızlığa uğratma çabası taşıdığını ifade etti. Kaynak bu açıklamaların Suriye içişlerine çirkin bir müdahale ve Suriye halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saldırı anlamı taşıdığını belirtti. Kaynak ABD'nin Cenevre Konferansı'nın düzenlenmesi konusunda Rusya ile işbirliğinde samimi ise Kerry'nin herhangi bir dış müdahale olmaksızın yönetimini seçmede Suriye halkının tek hak sahibi olduğunu idrak etmesi gerektiğini ekledi. Halk Meclisi bugün Başkanı Muhammed Cihad el-Lehham başkanlığında düzenlediği oturumda kabinenin 2014 yılı devlet genel bütçesi kanun tasarısına ilişkin beyanını dinledi. 2014 yılı devlet genel bütçesi kanun tasarısında toplam bütçe 1390 milyar Suriye lirası olarak kaydedildi. Genel bütçe kanun tasarısında cari itimat değeri 1010 milyar lira olarak yaptırım harcamaları 2013 yılına nazaran 105 milyar artışla 380 milyar olarak belirlendi. Sosyal destek harcamaları ise 103 milyar artışla 615 milyar olarak kaydedildi. Karar tasarısında hizmet ve kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması, terör mağdurlarına tazminatların ödenmesi ve tehcir edilenlerin diyarlarına dönmelerine yardım olarak 50 milyar lira bütçe belirlendi. Meclis oturumunda konuşan Maliye Bakanı İsmail İsmail, kabinenin bu yıl 2013 yılında bulunduğu çalışmaların verileri ışığında bütünsel bir yaklaşım belirlediğini ifade etti. İran İslam Devrimi lideri Seyyid Ali Hamenei, ABD'nin dünya halklarının nefret ettiği en büyük güç olduğunu belirtirken, kibirlinin kayırmasının hiçbir devlete faydası olmadığını ifade etti. İran'da 04 Kasım gününde denk düşen Ulusal Kibirlilikle Mücadele Günü münasebetiyle binlerce öğrenciyle bir araya gelen Hamenei, İranlı öğrencilerin 30 yıl önce ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'ne casusluk yuvası adı verdiğini, günümüzde ise ABD ile müttefik tüm devletlerdeki Amerikan büyükelçiliklerinin tümünün casusluk yuvaları olduğuna dikkat çekti. Hamenei, İsrail'i gayrimeşru bir varlık olarak nitelendirirken, annesi babası belli olmayan ve sokaktan toplanmış bir çocuğa benzetti. İran'ın Batı ile müzakereleri konusunda ise Hamenei, İran'ın müzakere ekibindeki üyelerin ateşkesçiler olarak nitelendirilmemeleri gerektiğini ifade ederek, onların devrim evlatları olduklarını ve üstlerine zor bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Batı ile müzakerelerden umutlu olmadığını bir kez daha ifade eden Hamenei, fakat yine de bu müzakerelerin İran'a bir zararı olmayacağını, İran halkının düşünce düzenini yükselteceğini ifade etti. Silahlı kuvvetlerimiz Nusra cephesinin yuvalandığı Muaddamiye'deki sivilleri çıkardıktan sonra kente askeri operasyonlara başladı. Silahlı kuvvetlerimiz kentteki sanayi bölgesinin %80'ini kontrol altına alırken çevresindeki tarım arazilerinin tamamını kontrol altına almayı başardı. Böylece ordu kenti kuşatmış oldu. Silahlı kuvvetlerimiz Şam'ın Berze semtinde matbaa kamu kurumu ve eğitim kanalı binalarında bulunan birçok teröristi ölü ve yaralı düşürerek binaları kontrol altına almayı başardı. Askeri bir kaynak, silahlı kuvvetlerimizin operasyonlar sırasında teröristlerin kullandıkları büyük bir tünel bulduklarını belirtirken, tünelin birçok teferruatı bulunduğunu ve kamera sistemiyle donatıldığını aktardı.
Kaynak ordu birliklerimizin Şam kırsalının Havşarap, Sahıl, Ceracir ve Yebrud'un yanı sıra Adra bölgesinde çok sayıda karargahını imha ettiğini aktardı. Halep kırsalının Vaha ahalisi dün Sfeira kentinde teröristlerin bertaraf edilip güvenlik ve istikrara kavuşmasını kutladı. Geniş halk kitlelerinin katılımıyla Vaha konutları okulunda yapılan kutlamalarda ordu birliklerimizin Sfeira'da teröristleri bertaraf etmeleriyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamalarından duyulan mutluluk ifade edildi. Ordunun teröristleri bertaraf etmeden önce yaşadıkları acıları ve zor günleri ifade eden halk kitleleri, kiralık teröristlerin havan mermileri ve ağır silahlarla kendilerini hedef aldıklarını, bunun sonucunda da birçok vatandaşın şehit ve yaralı düştüğüne dikkat çekti. Her şeye rağmen vatan ve silahlı kuvvetlerimizin yanında saf birliği içinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten halk kitleleri, dışarıdan destek alan ve Suriye'yi devlet ve halk olarak hedef alan teröristlerin kendilerini yurtsever tutumlarından caydıramayacaklarının altını çizdi. Halk kitlelerinin kutlamalarını Sosyalist Arap Elbaz Partisi, Halep İl Şube Başkanı Ahmet Salih İbrahim ve Halep Valisi Muhammed Vahit Akkat katıldı. Suriye Tarihi Eser ve Müzeler Müdürlüğü, Suriye'den kaçırılmış 69 parça tarihi eserin yanı sıra Tedmür'den 14 cenaze heykel, bronz ve Roma çağından kalan 22 çömleği yurda geri döndürmeyi başardı. Suriye Tarihi Eser ve Müzeler Müdürlüğü, iki ülke arasındaki tarihi eserlerin gayrimeşru ticaretiyle mücadele anlaşmaları gereğince Lübnan ve Suriye Büyükelçilikleri aracılığıyla Suriye eserleri teslim aldı. Haber bültenimizi sunduk. Yarın aynı saatte yeniden birlikte oluncaya kadar iyi akşamlar diliyoruz.